Ben şimdi sözü Doktor Tuğba Aydemir hocamıza veriyorum. Bize Osmanlı toplumunda birlikte yaşama ahlakı konusunu yine 15 dakika içerisinde özetleyecek inşallah. Allah kolaylık versin. Buyurun. Sağ olun hocam. Kıymetli misafirler ve sevgili öğrenciler, hocamın da zikrettiği gibi Osmanlı'da birlikte yaşama tecrübesini herhalde dile getirmeden bu temayı çok iyi hayatımızda uygulayamıyoruz. Çünkü önümüzde 600 yıla aşkın bir süredir yaşanmış bir tecrübe var. Ve şu an biz bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Daha dar alanda birbirimize tahammülü belki zor bir şekilde yaşıyoruz. Kimi zaman farklılıklardan rahatsızlık duyuyoruz. Peki vakti zamanında bunu rahatlıkla yerine getiren insanlar bir devlet düzeni içerisinde bunu nasıl yapmışlar? Şimdi bu süre içerisinde kısaca bir göz atalım. Osmanlı toplumu dediğimiz zaman kastettiğimiz şey nedir? Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşamış olan insan topluluklarıdır. Bu toplulukların hepsi farklı özelliklere sahip. Fakat ortak olan üç şeyleri var. Ülke, hükümranlık ve kendilerinin oluşturduğu halk. Bu ortak. Dolayısıyla Osmanlı'nın sınırları içerisinde ki herkes farklılıklarına rağmen kendini o ülkenin vatandaşı ve o ülkenin sahibi kabul etmiştir. Zaten bu kadar çok farklı insanın, etnik anlamda farklı olan insanın, dil anlamında farklı olan insanın bir arada bu kadar uzun süre ciddi bir problemle karşılaşmadan yaşayabilmesinin herhalde altında böyle bir temel gerekçe olmalıdır. Malumunuz Osmanlı Devleti küçük bir beylik halinde Söğüt'te kuruluyor ve giderek fetihlerle topraklarını genişletiyor. Bu genişleme esnasında kendisine yani Osmanlı'ya yardımcı olacak, onun toplum yapısını şekillenmesine, toplumun birbirini kabul etmesine yardımcı olacak çok önemli unsurlar var. Tahmin ederim ki anlayacağınız üzere bir tekke kültürü oluşuyor. İsmini çokça duyduğunuz Şeyh Edebali, Hacı Bektaş-ı Veli, Emir Sultan, Akşemseddin gibi büyük tasavvuf büyükleri burada ciddi bir haç oluşturuyorlar. Ve Osmanlı toplumunun temel düzenindeki bu insan harcında zannederim toplumun geneli için söylüyorum, verilen ama bir temel unsur var. O da şu ki insan Allah'ın yarattıklarının en şereflisidir ve insan yaratılışı gereği medenidir. Bu temel kabulden yola çıkarak hakimiyetin altına alınan diğer topluluklar mutlak surette farklı statüler kazanarak hayatlarını eklemlenerek sürdürüyorlar. Nitekim Osmanlı'ya baktığımız zaman her kesin yani Müslümanın veya gayrimüslim bir kişinin hemen hemen her yerde beraber yaşayabildiğini görüyoruz. Çarşıda esnafın ilişkilerinin gayet birbiriyle uyumlu, ticari faaliyetlerin birbirleriyle gayet rahat sürdürebildiğini görüyoruz. Mesela insanlar birbirlerine borç veriyorlar, borç alıyorlar, kefil oluyorlar. Bir gayrimüslim, bir Müslümanın kiracısı olabiliyor ya da tam tersi olabiliyor. Ve her millet mutlak surette bir konuda tekelleştiriliyor. Mesela Ermeniler ve Rumlar pastırma satma işinde tekel alıyorlar. Ve Yahudiler mücevher ve altın işiyle uğraşıyorlar ve bu konuda tekelleşiyorlar. Bu hali hazırda da öyledir. Yani Yahudi dendiği zaman akla hemen altın ve kuyumculuk işi gelir. Dolayısıyla insanların kabiliyetlerine göre belli alanlarda onlara bir nefes alacakları, kendilerini doğru tanıtacakları bir alan açıldığını görüyoruz. Bu da zannediyorum mevcut sistemde yani Osmanlı toplumu dediğimiz zaman hakikaten ne ırkın, ne cinsiyetin, ne de daha farklı bir idealin temel alınmadığını, aksine düşünce ve inanç temelinde ama insanların kendilerinin olmak istedikleri şekilde ifade etmelerine izin verilmesiyle oluştuğunu söyleyebiliyorum. Nitekim Müslümanlardan başka Osmanlı toplumu içerisinde Ermenilerin varlığından haberdarız. Ortodoksların oldukça fazla bir sayıda olduğunu biliyoruz ve daha bunun gibi pek çok millet, pek çok etnisite bir arada yer alıyor. Osmanlı
zaman ve toplum yapısı dediğimiz zaman hatırımıza gelecek olan şey zannederim hemen hemen hepimizde oluşan şu tarihi bilgidir. Ya zaman zaman gördükleri zulümler neticesinde Osmanlı'dan yardım isteyen pek çok ülke halkı olmuştur. Mesela bunlardan birisi 1492 senesinde İspanya'da Hristiyanların zulmüne uğrayan ve oradan kaçmak zorunda kalan Yahudilerdir. Bu Yahudiler uğradıkları bu zulüm karşısında artık burada yaşayamayacaklarını anlayınca Sultan Beyazıt'tan yardım istemişler ve gönderilen gemilerle İstanbul'a ve İzmir'e gelip yerleşmişlerdir. Bugün özellikle Hasköy, Ortaköy, Üsküdar, Kuzguncuk, Balat semtlerinde Yahudi varlığı ta o günden bugüne kalmış bir mirastır bizim için. Ve bu himaye hali daha sonra da devam ede gelmiştir. Şimdi daha da batılılaşma dönemine yaklaştığımız zaman bir çözülmenin oluştuğunu görüyoruz. Bu saydığımız sağlam toplum yapısı, kimsenin kimseye bir şekilde müdahale etmediği toplum yapısı Tanzimat'la birlikte artık biraz çözülmeye uğruyor. Neden? Benim gördüğüm kadarıyla temelde bir batılılaşma arzusunun artık dışarıdan gelen bir takım müdahalelerin varlığı kaçınılmaz hale geliyor. Bu dışarıdan gelen müdahale ise bu çözülmeyi bir manada sağlıyor. Oysa az önce de zikrettiğimiz gibi Müslüman ile gayrimüslimin bir arada yaşamasında hiçbir sıkıntı yok bu kadar süre içerisinde ve hatta bu insanlar kendi mahkemelerinde kendi davalarını görüyorlar. Eğer ihtiyaç hissederlerse şeriat mahkemelerine de gidip orada da haklarını arayabiliyorlar. 1839'da Gülhane Hattı Hümayunu ve daha ziyade bilinen adıyla Tanzimat Fermanı yayınlanmasıyla bir eşitlik düşüncesi ortaya çıkıyor. Ve bunun arkasından gelen 1856'daki Islahat Fermanı'yla da artık bizim klasik mahalle tabir ettiğimiz o yapıda bir çözülme ortaya çıkıyor. Yani daha kozmopolit mahalleler oluşuyor. Paranın artışı bir Levanten grup ortaya çıkarıyor. Ve dolayısıyla o başlangıçta bahsettiğimiz çarşı figürü, oradaki esnaf dayanışması bir manada çözülmeye başlıyor. Bu aslında günümüzde de aynı şekildedir. Yani belli bazı yerlerde paranın daha fazla olduğunu görürsünüz. Oradaki ilişkiler daha belki statiktir. Ama diğer yerlerinde ise bahsettiğimiz durumun dışında bir hal vardır. O eski mahalle kültürü hala muhafaza edilmiştir. Şimdi temelde insanlığın neden birlikte yaşaması gerektiği sorusuna iki cevap verebiliyoruz gördüğüm kadarıyla. Birincisi insanların geçim temin etme ihtiyacı, ikincisi de hayatın sürdürülebilirliğinin ancak dayanışma ile mümkün olması. Temelde şöyle bir soru sorsak, Osmanlı bahsettiğiniz bu birlikte yaşama idealini bir kültür olarak nasıl bu kadar süre acaba ayakta tutmuştur, ne ile tutmuştur? Bu soruyu sorduğumuzda benim şahsen vereceğim cevap Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle olacak. Zannederim Osmanlı Zuhruf suresinin 32. ayet-i kerimesini çok doğru anlamış. Ve bu anlama neticesinde bu kadar süre bu toplum, bu kadar farklı topluluğu bir arada yaşatabilmiş. Peki bu ayet-i kerimede Allah-u Teala bizlere ne söylüyor? Ayetin ben Türkçe anlamını vereceğim sizlere. Zuhruf suresi 32. ayet-i kerime. Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Asıl onlar arasında bu dünya hayatındaki geçimlerini paylaştıran ve bir kısmı diğer bir kısmını istihdam etsin diye birbirlerine farklı oran ve alanlarda üstün kılan biziz. Rabbinin rahmeti var ya, onların biriktirdiği her şeyden çok daha değerlidir. Şimdi burada demek ki şöyle bir özet yapabiliriz. Farklılıklarımız bir övünme ya da yerinme meselesi değildir. Aksine farklılıklar hayatı paylaşmada ve o hayatı inşa etmede birer vesiledir. Zannederim bunu çok iyi anladığı için Osmanlı o belirttiğimiz son döneme kadar ciddi bir sıkıntı hiçbir şekilde yaşamamış. Bu ayetin hükmü Osmanlı tarafından toplum hayatın oluşmasında ve sağlıklı ilerlemesinde çok iyi bir şekilde kullanılmış
ve az önce de değindiğimiz gibi her insan bir kabiliyetine göre yön almış, şekil vermiş ona. Şimdi ilk anlaşma olan, ilk birlikte yaşama anlaşması da diyebileceğimiz Medine vesikasına bakarsak şayet ki Hazreti Peygamber'in Medine'de gerçekleştirdiği bu ilk anayasa metni gerçekten hali hazırda da çok anlaşılan ya da çok aşılabilen bir metin değil. Ben onu görüyorum. Bu metin birçok farklılığı bir arada yaşama temel duygusuyla ayakta tutan bir metin. Ki o dönemde çok dinli, çok dilli, çok gelenekli ve çok hukuklu bir toplum yapısı var Medine'de. Ve Hazreti Peygamber bunu bu anayasa ile bir arada tutuyor. İşte benzeri bir durum. Yani şu an günümüzde, tam şu anı söylüyorum. Neden acaba bazı sıkıntılarla karşımıza çıktı dersek, zannederim bizim farklılıkları bir arada yaşama anlamında tutmayı değil, onları ayrıştırmayı tercih eder bir hal almamızla alakalı bu. Biz farklılıkları daha öne çıkardığımızda bir araya gelme şansımız da azalıyor haliyle. Yani düşünün, mesela Kuru Fasulye Severler Derneği olsa, buraya gelen insanlarda aranan temel özellik kuru fasulye sevme olsa, bu yemeği seven herkes oraya gelecektir zaten. Ama temelde bunu bir ayrışma noktası yaptığınız zaman kimseyi bir arada tutamıyorsunuz. Bugün peki bizim ayrıştığımız noktalar nelerdir acaba? Maalesef çok fazla başlığımız var. Ben birkaç başlık yazdım sadece. Mesela ırkçılık ciddi bir ayrışma noktası. Din taassubu, mezhepçilik ve meşrepçilik ve siyasi görüş farklılığı. Bütün bunlar birimizin bir diğerimizi öteki saymamız ve bir arada yaşamamızı bir mani olarak görmemiz için yeterli sebepler aslında. Ama böyle olmalı mı? Elbette ki böyle olmamalı. Şimdi hocam ikaz etti. Hemen toparlamaya çalışacağım. Yalnız şuna değinmeden geçemeyeceğim hocam. Fetva hattında, özellikle fetva hattında o kadar çok soruyla karşılaşıyoruz ki farklı soruyla. Bunlardan birkaç tanesi beni çok üzüyor ve yaralıyor. Toplumumuzda gerçekten din konusu çok iyi anlaşılabilmiş bir başlık değil, onu görüyorum. Müslümanız evet ama acaba bu dini ne kadar iyi algılayabiliyoruz? Şu sorular vereceğim örnekler. Hocam Şafii ile evlenilebilir mi? Hocam biz Sünniyiz ama işte abim Alevi bir kızı seviyor. Alevilerin dini nedir? Veya tam tersi bir soru. Ben Aleviyim, işte nişanlım Sünni ama evliliğimiz mümkün olabilir mi? Şeklinde sorular. Bunlar bizim toplumdaki temel kırılma noktalarımız. Peki o zaman ne yapmak gerekir? Benim söyleyeceğim şey şu. Öncelikle özellikle gençlere burada söylüyorum. Mutlaka merak edin, sorun ve tarihi bir kronoloji sırası ya da bir soru cevap metnindeki bir meta gibi, bir malzeme gibi görmeyin arkadaşlar. Yani tarih sizin belli sınavlarda karşınıza çıkan soruların cevapları olmasın. Acaba bugün yaşadığımız problemlerde geçmişte ne tür tecrübeler yaşanmış? Bunun çözümü adına tarihe bakmamız lazım. Ha diyeceksiniz ki biz böyle bir tarih eğitimi alıyor muyuz? Almıyor olabiliriz, haklısınız. Ama şu an bulunduğumuz noktada bu bahsettiğim açıdan kendimiz yetiştirebileceğimiz çok fazla materyalimiz var. Ve doğru kaynaktan bilgilenin, merak edin, soru sorun. Bunun üzerine de mutlak surette düşünün arkadaşlar ki pek çok çözümün anahtarı belki de sizin avuçlarınızda olacak yakın bir zamanda. Sözlerime bu temaya uygun olarak çok güzel bir konuşmasını dinlediğimiz Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in bahsettiği 25 maddelik bir metin vardı. O metindeki bir cümleyle tamamlamak istiyorum. Hayatı anlamlı kılan insanın sadece kendisi için değil başkaları için de yaşayabilmesidir. Yaşlıların, fakirlerin, hastaların, yetimlerin, kimsesizlerin ve mültecilerin mağdur edilmediği bir dünya 21. yüzyılda artık bir özlem olmaktan çıkarılmalıdır. Çünkü kainat tüm insanlığa aittir. Teşekkür ediyorum, saygılarımla. Evet, Doktor Tuğba Aydeniz hocamıza teşekkür ediyoruz. 600 yıllık bir tarihi 15 dakikada bize özetlediler. Zamanında çok iyi kullandılar.